Haşhaşlı, yeşil mercimekli kol böreği yapacağız bugün. İçi için 3 tane soğanımız, soydum. Ayıkladım maydanozumuz. Yeşil haşlanmış yeşil mercimeğimiz ve yağımız var. Tuzumuz ve biberimiz, baharatımız var. Soğanlarımızı böyle küçük küçük, olabildiğince küçük doğrayacağız ve güzelce kavuracağız. Bunu kavurunca da ben şey yapayım. Ocağımızı sileyim. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi biraz yağ koyuyoruz. Ve Ocağına. evet, ocağımızın üstüne. Tamam. Şöyle biraz yeterince tuz atıyorum. Arkadaşlar, her zaman söylediğiniz gibi biz kaya tuzu kullanıyoruz. Çünkü tuzu herkes kendi damak zevkine göre atmalı. Onun için de ölçü, tuz da ölçü olmamalı. Soğan kendi suyunu bıraktı ha. Bu bir bağ maydanoz değil mi anne? Yoksa yarım bağ mı? Yarım. Yarım bağ maydanoz. Evet, kapattım kapattım. Balkon kapısı da açık olan. Havalansın diye. Soğanımız kavruldu. Şimdi içine birazcık pul biber. Dedik ya, göz kararı biraz. Herkesin zevkine göre karabiber atıyorum. Haşlamış olduğumuz yeşil mercimeklerimizi koyuyoruz. Arkadaşlar, bizim mercimeğimiz biraz fazla haşlanmış. Lütfen siz bu kadar fazla haşlamayın. Çünkü az haşlanmışı daha güzel olur. Tane tane olur. Ha, bizimki de tane tane ama biraz fazla haşlanmış. Ben suyu sürksün diye ezdim. Evet. Benim sevgili kızım suyunu sürtmek için birazcık ezmiş. Maalesef. Yoksa tane taneydi. Bulgur gibiydi. Ve altını söndürüyoruz. Altını söndürdükten sonra da maydanozlarını da ekliyoruz üstüne. Bu böreğin içi değil mi anne? Evet. Çok güzel koktu maydanoz. Evet, maydanoz gerçekten güzelmiş. Balık pazarından almıştık. Balıkları alırken. Şimdi ne yapıyoruz anne? Hamurunu verir misin? Tabii ki de. Sevgili seyircilerim Yüksek ses. ve sevgili izleyicilerim, dün akşam poğaça yaparken yoğurduğumuz hamurumuzdan kaldı. İstersen malzemelerini say anne. Eğer Hamuru. dün izlemişseniz hepsini zaten görmüşsünüzdür. Bakın, pufur pufur olmuş hamurum. Çok harika bir hamur. Göz göz. Çok güzel mayalanmış. Bu hamurumuzun içine 2 tane yumurtanın akını koydum.
Ondan sonra yarım yaş maya koydum. 2 bardak süt koydum. Tuz koydum ve şeker koydum. Bakın gayet güzel hamurum oldu. Sobanın kenarına da sıcak yerde mayalandı. Şimdi bezelerimizi yapıyoruz. Hamurumuz gerçekten çok güzel oldu. Yüksek harika sesle konuşsan da duysalar. Hamurumuz çok güzel mayalanmış. Sen yoğurdun ne de olsa. Pufidik pufidik olmuş. Tam poğaça hamuru gibi. Zaten poğaça hamuru kızım. Hı hı. Hepsimizi böyle yağlıyoruz. Bıcık bıcık olmamak şartıyla. Ne olmamak? Bıcık bıcık çok yağlı olmamak şartıyla. Tamam. Bazı kullandığımız terimleri insanlar anlamıyor anne, bilmiyor. Yöresel konuştuğumuz için. Şimdi Bim'de, yani birçok marketlerde var ama en azından Bim'de de var olduğunu biliyorum. 250 gram haşhaşımızı açıyoruz. Tabii benim gözüm görürse daha çabuk açacağım da. Ben yardımcı olayım mı? Maalesef gözüm alttan az. Kes. Gözüm az görüyor. Heh, açtım. İnşallah herkesin gözü güzel görsün. Ne diyeyim? Mola istiyorum. Aha, açtı vallahi annem. Helal anne. Açtın. Tabii. 50 gram haşhaş. Evet. Göster bakalım. Şimdi haşhaşımız sert olduğu için biraz zor çıkabilir. Onun için şöyle açıp arasını. Aslında Tuğba'ya da söyleyelim, gelirken bize haşhaş getirsin Afyon'dan. Evet, en güzeli oradan. Hı, orada var. Ben Afyon mezunu olduğum için Afyon'da çok gördüm anne. Orada çok güzel böyle kiloyla satıyorlar. Onu ben sobaya atarım anne. Sen yanına koy. Şimdi bunu yine yağına biraz cıvıtmamız lazım. Yani ekmeğe sürülecek hale getirmemiz lazım. Bu çırpma teriğine biraz zor çırpılacak. Onun için ne yapacağız? Bir kaşık yardımıyla ezerek. Bakın bunu böyle iyicene yaptık ama bugüne biraz daha koyu. Biraz daha ne yapacağız? Yağ ekleyeceğiz. Ekmeğimizin üzerine sürecek olana kadar. Bence bu kadar yeter. Ben karar veremiyorum. Her şeyi berbat ettiğim için. Bakın tam sürülecek kıvama geldi. Hiç topak kalmadı anne içinde.
Şimdi açmaya başlayacağız. Tabii oklayı bulursak. Oklava yanında. Kızımıza hakaret ettik. Oklavamız yanımızdaymış. Sevgili seyircilerim, ben Türkiye Cumhuriyeti'nin güzelliğini ve güzel insanlarının hepsini seviyorum. Ayrı ayrı benim için çok değerliler. Onun için Türkiye Cumhuriyeti'nde 81 tane ilimiz var. Ayrı ayrı hepsini çok seviyorum. İlimizin insanlarını, cennet vatanımızın cennet kokulu insanlarının hepsini çok seviyorum. Bu ülke, bu şehir, bu kent değil. Eskişehir'i de seviyorum, Ardahan'ı da seviyorum, Amasya'sını da seviyorum, Adana'sını da seviyorum, Antalya'sını da seviyorum. Onun için, benim için Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bütün insanlar değerlidir. Hepinizi ayrı ayrı seviyorum. Ve diyorum ki beni yine eleştirin. Gerçekten seviyorum sizleri. Allah'ım inşallah hepinizi sağlıklı, sıhhatlı, huzurlu, mutlu yaşatsın. Elbette ki hüzünlüyüm. Anacığım vefat etti. Allah'ım herkese zor acı göstermesin. Ne yapalım? Kader bu. Yapacağımızda hiçbir şey yok. Bir tane bayandan bahsetmiştin sen. Galiba senin kanalına yorum yapmış. Anlatıyordun Eskişehir'e selam yok mu diye. Sana küsmüş. Bana hiçbir seyircim küsmesin. Çünkü ben hepsini ayrı ayrı seviyorum. Eskişehir'deki ablamıza selamlarımızı gönderiyoruz. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Eskişehir'deki herkese ve Türkiye Cumhuriyeti'ndeki herkesi çok seviyorum. Ama yurt dışında senin izleyicilerin var. Avusturya, Danimarka, Almanya, Amerika, İsviçre. Bir de Azerbaycanlılar da çok güzel takip ediyor. Ben onları da seviyorum. Ben insanlığı seviyorum. Benim kökenim aşçı olduğu için Allah bana insanları sevmeyi farz kılmış gibi hissediyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü insanları çok seviyorum. İnsanlara yemek yapmak, yedirmek, insanlarla sohbet etmek benim en favori hayatımın yaşantısıdır. Şimdi sevgili seyircilerim, bakın ben bunu böyle açıyorum ama evdeki tepsinizin boyutuna göre, eğer uzun tepsinizse ona göre, yuvarlak tepsinizse ona göre açın. Çünkü bunu böyle yatırdığımızda tam tepsinin boyutunda olsun. Borcam olur. Dikdörtgen borcamlar var. Her şey olur. Her şey olabilir. Mesela iki tane bezeniz vardır. Evinizde hamurunuz vardır. Onu bile yapabilirsiniz. Hazır yufkadan da yapabilirler. Hani bazen hanımları şey yapıyor ya anne. Evet, çalışıyor ya. Ben mesela kendim öyle yaparım yani. Ben böyle ekmek açmam. Annem bana kötü bir şey söyleyecek ama söylemiyor yayında olduğumuz için. Nerede annemin yardımıyla her şey yapılabilir. Masanın üstünde de yapabilirler, tezgahta da yapabilirler. Hiç bilmeyen hanımlar bile merdanenin yardımıyla yapabilirler. Onun için hiç kimse yapamaz, açamaz diye bir şey yoktur. Çünkü merdaneler çıktı şimdilik. Ne var? Ekmek açma hamuru makinesi de gördüm ben tesadüfen internette. Bakın haşhaşımızı böyle güzelce hamurumuzun her yerine sürüyoruz. Aynı tahinde olduğu gibi. Bazen kelimeleri yanlış söyleyebilirim. Siz ben olduğum gibi sevin. Ben de sizi zaten olduğunuz gibi çok seviyorum. Ne yapalım? Bu dünya burada kalıp gidiyor. Allah'ım bundan geri koymasın inşallah hiç kimseyi. Amin. Sonra ne olacak? Dünyanın en güzel şeyi. Mercimek. Ben çok seviyorum mercimeği. Ve börekler en çok ben yiyeceğim.
Ha, tamam, annem şimdi hatırladı. Bir Çıkmadı. dakika. Şimdi bunu sarma gibi sardım ve ortaya bakın tam bu şekilde koydum. Bismillah. Böyle. İlki. Şimdi ikinci bezemi alıyorum. Biz çekimdeyken bir telefon geldi de o yüzden minik bir kriz yaşadık anne kız arasında. Kusura bakmayın ya. Böyle fışkırt. Bileciğim, her şey kendi isteğin dışında olur bazı güzel şeyler. Her zaman olmaz. Tamam. Eğer her şeyi kendi isteğinle yapsan daha zevk alırsın. Ama zorunlu oldu muydu? Maalesef biraz zor. O şip bitlenmeler. Ha, bu arada Güldürme beni lütfen rica arkadaş, ederim. sevgili seyircilerimden bir tanesi şirret ne demek diye sormuş. Evet, şirret yani hırslı, hırçın, Her ne istediğini bileyim, yaptıran. kavgacı olan kişilere kısacası şirret denir. Yani şirretli, şerli bir insan denir. Ve herkes halk arasında, bu benim deyimim değil, halk arasında derler ki şerli insanların hamuru çabuk kabarır. Halbuki hiç ilgisi yok. Mesela ben çok şerli bir insan değilim. Ama benim hamurlarım her zaman güzel kabarır. Kekim güzel kabarır. Hani ben şirret miyim? Evet, aynen öylesin. Ben şirretmişim değerli annemin seyircileri. Maalesef öylesin. Ne yapayım? Yapacak bir şey yok. Şimdi kalkayım da yalan mı söyleyeyim sana? Peki anne. Ne Dünya yapayım malı ben için. şirretim? Ne yapayım ya? Üzüldüm şimdi. Dur ağlayacağım birazdan. İyi, ara bakalım. Hep ben ağlayacak değilim ya. Artık da siz ağlayın. Ben kolay kolay ağlamam. Yani bana name mi yapıyordun? Söyle bakayım bana. İşte böyle sevgili seyircilerim. Ne diye koyacağımı bir bilsem. Ha, bu kızım bana birazcık yardım ediverse. Ben yardım edemem ki. Ben kameramanım senin. Ücretsiz kameraman. Karın tokluğuna çalışıyorum. Vallahi börekleri sen yiyorsun. Allah Allah. Kilo aldım senin yüzünden. Senin bu güzel yemeklerin yüzünden anne. Benim yemeklerim kilo aldırmaz. Mesela yeşil mercimek gerçekten besin değeri çok yüksek olan bir besin kaynağıdır. Onun için kilo aldırmaz, sağlıklı tutar. Benim böreğime ve yemeğime kesinlikle ama kesinlikle iftira atma. Peki sultanım, peki sultanım. Neden ortasından başladım? Çünkü en uzunları koyalım ki sonra kenarlarını biraz daha küçük açarız. Yerken sobayı da yakarız, üstüne de çay koyarız anne, ama buna ayran güzel gider bence.
İşte bunu böyle çabucak sürülmesi için ne yapıyoruz? Yağsını koyuyoruz. Eğer yağ olmasa bu mümkün değil, sürülmez. Ama yediğinizde, yaptığınızda göreceksiniz ki yağlı bir hamur olmayacak veya yağlı böyle vıcık bir börek olmayacak. Gayet güzel kıvamında bir börek olacak. Yalnız benim sizden ricam, yeşil mercimeğinizi biraz daha diri tutun. Bizimki birazcık kaçmış. Kaçmadı, ben ezdim onu yanlışlıkla. Suyunu sırkıtayım, sızdırayım, süzeyim derken böyle oldu. Çok boşluk değil mi anneciğim? Şu tarafa küçük koyacağız bir tane. Tamam. Gitgide hamurlar küçülüyor. Çünkü neden? Tepsinin boyutuna göre ayarlıyor annem. Çok olmadı mı kız? Olmamış. Hani çoktu Dilek. Usta sensin, ben değilim. Ben yemek yapmayı çok iyi bilmiyorum. Ama çenen? Çenem her şeyi biliyor. Elim bilmese de çenem biliyor. Böylece tamam. Hamurlar tepside bir de mayalanıyor. Aralarında şöyle birer santim ne olmalı? Açıklık olmalı ki kabardığında zaten o onu kapatır. Annem hala yapmaya devam ediyor. Uzattım, sen çok eğilme diye anne. Yardımım olsun yani bir nebze sana. Tavuklara dön, yem atamadık. Ben yeşillik attım. Onlar doymuştur bence. Yeşillik de hayvan doyar mı ya? Ya bilmiyorum ama bence doyar. İki yumurta sarısının içine birazcık şöyle yağ döküyoruz. Yüksek ses. İyicene karıştırıyoruz. Ne zamana kadar karıştırıyoruz?
Dedim ya, çörek otu her derde devadır. Bence kullanılmalı. Eğer evinizde varsa susam da atabilirsiniz. Evinizde ne varsa onunla süslemek istediğiniz her şekilde süsleyebilirsiniz. Annem bir taşla iki kuş vuruyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ekmeklerimizi yağlıyor bu şekilde. Her minik minik açtığı bezeye. Bakın bunu da bunun üstüne böyle serdim. Sonra ne yapacaksın? Bunu biraz böyle açacağım. Hadi bakalım. Bakın böyle. İkinci kata da mı bunu yaptın? Şimdi bana bir bıçak ver bakalım. Bıçak mı? Yanında bıçak. Tepsiyi ver bakalım. Yağlı mı? Seri. Evet. Seriden öte bu ya, arasını açtığında kat kat rengarenk olacak. En güzel yanı o olacak. Başka bir şey değil. Yerken rengarenk olacak. En güzeli. Her şeyi sayıyorsun anne. Kişi başı hesabı yapıyorsun. Ben sayarım. Thank you.
Olmuş mu? Sence? Ne olmuş? Çok güzel olmuş hem de. Fevkaladenin fevkinin fevkinde. Şimdi böreğimizi verev olarak keseceğiz. Verev olarak mı? Evet. Çıtır çıtır ve çok güzel oldu. Biraz daha soğuması gerekiyor bunu kesmek için. Bakın çok güzel oldu. Göster. Bakın. Şöyle koyalım. Bakın şöyle. Ya da şöyle. Çıtır çıtır ve çok güzel oldu. Harika görünüyor anne. Ellerine sağlık. Bakın. Biraz daha soğuduğunda daha güzel kesilecektir. İyice soğumasını bekleyeceğiz yani. Tamam evet. Anne. Bakın nasıl güzel oldu. Altı üstü bakın kıpkırmızı ve harika bir görünümü var. Ama çıkıyor mu?